Evet, değerli izleyenler, canlı yayınımıza hoş geldiniz efendim. Bugün online bir yayınla karşınızda olacağız. Arkadaşlarım bir hazırlıklar yaptılar. Bugün aslında Kıbrıs'ın biraz dışına çıkmak istedik. Çok kendi içimizde bir daralmış bir gündemle boğuşuyoruz. Ancak dünyada ve bölgemizde çok ciddi bir takım gelişmeler oluyor. Yani Rusya-Ukrayna savaşı dünya gündeminin birazcık gerisine atıldı. Ancak yakın geleceğe ilişkin burada ne olacak, ne bitecek? Kıbrıs'la ilgili bakış açımızı yaratılmakta olan belki de yeni dünya düzeni içerisine, belki de özellikle Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'ya başvurusu, Türkiye'nin buna karşı bunu kabul etmeyeceğini açıklaması, tüm bunlar bizlere nasıl yansıyacak, nedir olan biten bir öğrenmeye çalışalım. Çok değerli bir hocamız yine bizlere birlikte, sağ olsun kırmadılar bizleri ve geldiler. Online. Evet. Sanırım yayınımıza bir sorun yok. Tamamdır değil mi Süleyha Hanım? Tamamız. Evet. Lefke Avrupa Üniversitesi'nden doçent doktor Muhittin Tolgöz Salam karşımızda. Hocam merhabalar. Merhabalar. Evet, yoğun akademik gündem içerisinde, akademik programımız içerisinde bize de yer ayırdınız. Size de çok teşekkür ederiz. Hocam geçtiğimiz günlerde aslında bu programı biraz da geçen hafta yapacaktık. Önemli bir seminere ev sahipliği yaptınız. 21. yüzyılda güvenlik perspektifi başlığı altında. Yine Türkiye'den çok değerli bir akademisyen hocamızı burada ağırladınız. Öncelikle bununla ilgili biraz bilgi almak isterim ben sizden. Bunun yansımaları ne oldu? Bunu düzenlemekteki amacınız neydi? Bize gerek akademik olarak gerekse Kıbrıs Türk diplomasisine bunun önümüzdeki süreçte katacağı değer nedir? Biraz sizden bilgi alalım hocam. Buyurun. Evet, teşekkürler. Geçen hafta Lefke Avrupa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak bir seminer düzenlemiştik. Bu seminerde de değerli hocamız Profesör Doktor Haldun Yalçınkaya'yı konuk etmiştik. Hem ülkemizde de konuk etmekten onur duyduk, hem de güzel bir oturum oldu. Öğrencilerin daha çok ağırlıklı katıldığı, bununla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı da elbette ki diplomatlarını göndererek bu şeyi izlediler. Efendime söyleyeyim, semineri. Bu seminerde 21. yüzyılda güvenlik perspektiflerini, güvenlik konularını ele aldık. Özetle bunun hepsini anlatmam mümkün değil tabii ki. Ancak özetle şunu söyleyeyim. Dijital güvenlikten, siber saldırılardan, sanal dünyadaki bunların boyutu, bununla ilgili uluslararası örgütlerin, NATO'nun aldığı önlemler, Afrika'daki NATO'nun yeni kurduğu programlar, genişleme süreci, Rusya-Ukrayna çatışmasının sebepleri ve bununla birlikte gidilen yol, yeni rotalar, bunları tartışmaya çalıştık hep birlikte. Ve özellikle tabii ki bizim öğrencilerimizin bir kısmı, uluslararası düzeyde olan öğrencilerimizin bir kısmı Ukrayna, Moldova, Kazakistan gibi ülkelerden de var öğrencilerimiz, Rusya gibi ülkelerden. Bunların soruları da oldu konumuzda. Yani Rusya-Ukrayna çatışması veya diğer adıyla Rusya-NATO çatışmasının ileriki boyutta gelecek adımları neler olur? Transdniester Moldova mı olur, yoksa başka bir coğrafya mı olur gibisinden öngörüler nelerdir? Bunun üzerine yoğunlaştı daha çok tartışmalar. Şimdi hocam, tabii güvenlik bizim genelde Kıbrıs sorunu bağlamında güvenlik garantileri olarak bakmaya çalıştığımız, ancak her ülkenin kendi sınır güvenliği açısından tartıştığı ve evet. Yani özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra bunun bir kez daha önemi ve değeri ortaya çıktı. Ancak gelinen bu durumda ben tabii ki yayınlar önce birkaç gün önceki katıldığınız yayınlar ya da yazdığınız yazılarda tekrardan derledim. Bu biz daha çok birazcık saray önüne takılıp kaldık diye düşünüyorum, ancak Rusya-Ukrayna durumunda gelinen son durum nedir? Nasıl okumak lazım bu kadar uzun süren bu durumu hocam? Evet, yani savaşın aslında çok uzun sürmeyeceği düşünülüyordu. Yani
Burada aslında Zelenski'nin yaptığı bir direnç var. Yani Zelenski'yi beğenirsiniz, beğenmezsiniz, o insanların takdiridir. Ancak Zelenski'nin iktidarı bırakıp kaçacağı veya 2015'te imzalanan birinci ve ikinci Minsk anlaşmaları var. Bunları daha önce de konuştuk sizinle Levent Hocam. Bu anlaşmalarda bildiğiniz gibi desentralize, bizde çok konuşuldu ya, desentralize bir yapının Ukrayna'da oluşması üzerineydi anlaşmalar. Ancak bu anlaşmalar bir türlü hayata geçirilmedi. Bunlara yöneleceğini öngörüyorduk belli başlı kesimler. Ancak Batı'nın verdiği destek, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun verdiği destek çerçevesinde, buna Polonya da dahil aslında, Batı diyoruz ama eski Doğu Blok ülkelerinden Polonya da dahil buna. Özellikle Polonya üzerinden silah sevkiyatının yapıldığı açık, Romanya üstünden bir dönemde yapıldı. Buradan yapılan silah sevkiyatı ve bununla birlikte popüler anlamdaki teşvikle birlikte Zelenski bir direnç gösterdi. Ancak tabii askeri olarak biz ne olup bittiğini bilmiyoruz. Yani esas hedef burada Donbas bölgesiyle güney kıyıları Ukrayna'nın. Bunu hep köşe yazılarımda da belirttim. Odessa'ya da dikkat edilsin dedim ki Odessa'daki kritik nokta Yılan Adası. Evet. Ve Yılan Adası'ndaki Rus birliklerinin amacı Yılan Adası'nı korumak değil, Yılan Adası üzerinden jeopolitik avantaj elde etmek ve Ukrayna'yı aslında denize kapalı bir ülke haline getirmek. Nitekim bu kısmen başarılı ki bugün buğday sıkıntısının yaşanmasının sebeplerinden bir tanesi de ve yaşanacak daha önümüzdeki yazdan itibaren. Çünkü iklim biraz bizden farklı biliyorsunuz. Ekme biçme dönemleri bizden biraz farklı Avrupa ülkelerinin. Ukrayna'da bu yaşanacak. O yüzden aslında şu anda Rusya dışarıdan deniliyor ki yenilgiye uğradı. Aslında burada tamam savaşı kazanan olmaz denir klasik barışçı bir yaklaşımda baktığımızda ama Rusya'nın güney kıyılarını kuşattığını görüyoruz Ukrayna'nın. Birçok Herson, Mariupol gibi kentler ele geçerken Yılan Adası'nda da domine olması Odessa'ya giriş çıkışı engelliyor şu anda. Yani deniz yoluyla ihracat yapmasını Ukrayna'nın şu anda engellemiş durumda. Nitekim bunu Zelenski'nin yaptığı açıklamalarda da görüyoruz. Bir bu boyutu savaşın uzamasının bize negatif etkileri, buğday fiyatlarının artması, bizlerin de bu buğday fiyatlarına daha çok para, yani buğdaya daha çok para ödememiz, yani cebimizden daha fazla para çıkması anlamına geliyor. Evet. Bizim günlük yapımızı bu şekilde etkiliyor. Petrol fiyatlarının artması yine bizim cebimizden daha fazla para çıkması anlamına geliyor ki, tabii ki bu savaşın bir dönüm noktası olarak her ne kadar geçtiğimiz yıl yayınlanan yeşil mutabakat olsa da yeşil mutabakatın gösterdiği veriler bile şudur. Artık nükleer santrallerle yaşamaya alışacak olan bir dünya. Evet. Bizim de bizdeki çevreciler alınmasın. 2-3 sene evvel yürüyüş yapıyorlardı. İşte hem kuzeyden hem güneyden. Akkuyu'ya hayır, nükleere hayır diye. Şimdi buna yapmaya devam mı edecekler diye ben de onlara bir soru soruyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin bunlara sempatiyle yaklaştığını, bu eylemlere, bununla birlikte Avrupa Birliği'nin kimi büyükelçiliklerinin teşvik edici yaklaşımları olduğunu da biliyoruz adamızdaki bu eylemlere, nükleer karşıtı eylemlere. Bu eylemlerde sonra, şimdi bu eylemleri devam ettirecek miler acaba yeşil mutabakattan sonra? Çevre örgütlerimiz bir soru işareti, ünlem işareti buraya koyalım. Evet. Bir bu. İki, nükleer santral konusunda tabii ki biliyorsunuz yeşil mutabakatla birlikte temiz enerji sınıfına giriyor ve elektrikli arabalar, yani elektrik enerjisinin daha çok nükleer santrallardan sağlanması söz konusu olacak. Bu sağlandıktan sonra da elektrikli arabaların piyasaya girmesi söz konusu ki bugün Londra'da biliyorsunuz dizel araçlar şehir merkezine giremiyor. O yüzden Londra'da ucuzlayan dizel araçlar ülkemize geliyor. Ama ileriki safhada bizim de bu konuda nasıl bir uygulama yapacağımız, işte diyoruz ya uluslararası politika günlük yaşamı nasıl etkiliyor, uluslararası çevre politikaları, efendime söyleyeyim askeri politikalar. Bizim iki tanesini bulduk. Bir tanesi artan fiyatlar, ikincisi de
nükleer enerji ve ona tabi olan tabii ki elektrik enerjisi ve elektrik enerjisiyle çalışacak olan araçların piyasada artması. Ki Mercedes reklam oluyor ama Mercedes firması işte 1-2 yıl yakında içten patlamalı benzinle çalışan, mazotla çalışan araba üretimini durduruyor. Volkswagen keza öyle. 1-2 yıllarda durduracağını açıkladı yaklaşık 10 yıl içerisinde. O zaman bizim her bakımdan hazırlanmamız gereken de bir süreç var yeni dünya düzeninde. Yani elektrikli araçlar, gürültü çıkarmayan motosikletler, sizin de motosikletiniz var biliyorum. Elektrikli bir motosikletle gezeceksiniz herhalde siz de artık Demet Bey. Bilmiyorum, onu göreceğiz elektrikli bisikletten sonra elektrikli motosiklet. Belki de zevki kalmayacak işin, bu da işin esprisi. Evet. Gelelim Ukrayna konusuna tekrardan. Şimdi bu enerji krizi tabii nükleer santraller bugünden yarına kurulmuyor. Yani en az 5-10 yıl sürecek olan bir süreç ve bu 10 yıllık süreçte ilk aşamada bakın dün yapılan bir zirve var Avrupa Birliği'nde. Bulgaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan bunlar haber sitelerine de düşmüştür gördünüz. Bunlar Rusya'ya yaptırımların genişletilmesine karşı duruyorlar. Yani karşı durdukları husus şu. Bizim Rus doğalgazına, petrolüne şu anda ihtiyacımız var diyorlar. Buna hazır değiliz diyorlar. Yani Avrupa Birliği'nin, bu savaşın sonuçlarından bir tanesi, Avrupa Birliği'nin içerisinde bir parçalanma süreci var. Özellikle Macaristan bir bu. Avrupa Birliği'nin prestij kaybetme süreci var. Yıllardır Avrupa Güvenlik kimliğini bir türlü yaşama geçiremedi Avrupa Birliği. Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliğini, AGES politikası veya dedikleri bu kimliği, bu politikayı yaşama geçiremedi. Şimdi geçirdi diyorlar. Geçirdiği şudur, NATO'nun daha da aslında su yoluna girdi Avrupa Birliği. Ve Avrupa Birliği'nin birçok konuda olduğu gibi sadece işte polis gücü olarak Kosova'da görev yapıyor Avrupa Birliği veya gümrük memuru olarak o işlemleri yapıyor. Avrupa Birliği'nin güvenlik konusunda, genel anlamda uluslararası güvenlik konusunda eksiklikleri ortaya çıktı. Bir prestij kaybına girdi Avrupa Birliği. Enflasyonun artması ekonomik açıdan da Avrupa Birliği'nin büyük zarar görmesini neden oldu bu savaş. Öyle ki Almanya Başbakanı bununla ilgili açıklama da yaptı. En çok zarar gören biziz. Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan diyecek kadar ileriye gitti. Nitekim Avrupa Birliği'nin bir prestij kaybı söz konusu. Ben açıkçası bilimsel akademik baktığımda şu anda Avrupa Birliği'nden medet uman politikacılar ve siyaseti de burada hayretle karşılıyorum. Çünkü artık Avrupa Birliği'nin bir parçalanma sürecine girdiğini, bugün dünyada söylemleri arasında bizler değil, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki objektif akademisyenler, Avrupa'daki akademisyenler de Avrupa Birliği'nde bir parçalanma sürecinin ileriki yıllarda yaşanacağını, gözle görülür bir ekonomik daralmaya da gireceğini, sıkıntı yaşayacağını ve işlevini artık yitirmeye başladığını söylüyorlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi yaşlanan bir nüfus yapısı, iki hantal bir bürokrasi, üç liyakatsız bir bürokrasi ve siyaset. Yani öyle ki Avrupa Birliği dışında başka bir oluşum olur mu olmaz mı diyerek bunu dillendirenlerin başında da Macron geliyor. Mesela bir de tek ses yok, ortak dış politika yok, ortak dış politika kimliği yok. Ukrayna'nın AB'ye üye olmasından bahsedilirken Macron çıkıyor ve diyor ki onlarca yıl alabilir Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği. Aslında Macron gerçeği söylüyor çünkü dümdüz olan bir Kiev ve çevresi var. Old Town'u dışarıda bıraktığınızda dümdüz olan bir çevresi artı ekonomik açıdan sıkıntıları çok yüksek düzeyde. Bir de Kharkov, Mariupol, Donetsk, Lugansk gibi büyük kentler ve maden zengin kentlerin maden bakımından zaten Donetsk, Shakhtar demek maden demek. Shakhtar Donetsk Donetsk Maden adında, kulübün adı da evet. Ahmetov. Orada maden kaynaklarının olduğu bölgeler bugün aslında Ukrayna'nın
kazancını sağladığı, ekonomisini sürdürülebilir hale getirdiği noktalarda, onları kaybetme noktasında Ukrayna. Artı deniz yolunu kaybediyor. Şimdi böyle bir 45 milyonluk bir ülkeyi, ki 10 milyonun üzerinde de yerlerinden edilmiş insanlar, sorunlu bir ülkeyi alması Avrupa Birliği'nin bünyesine çok kolay bir şey değil. Ha diyeceksiniz bana Kıbrıs'ı aldı doğrudur ama Kıbrıs'ın güneyini yani aldı derken, Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Güney Kıbrıs'ı alırken Kıbrıs'ın nüfusu güneyin 1 milyon civarındadır. Ama diğeri 45 milyon civarında bir Ukrayna, sağlıklı bir nüfus şey yok, sayımı da yok son dönemde, onun için bir şey diyemiyorum. Ama baktığımızda Ukrayna'nın kısa bir süre içerisinde de Avrupa Birliği'ne üye olması pek mümkün gözükmüyor. Ha, olursa da kazara olur, komplikasyonlar çok büyük olur Avrupa açısından. Yani tabii o süreci var bahsettiğiniz İsveç, Finlandiya. Evet, onu soracaktım. Yani bunu bu çerçevede nasıl okumak gerekir? Yani Türkiye'nin karşı çıkışını siz nasıl yorumluyorsunuz? Biraz şimdi, halkı da bilgilendirici açıdan hocam bunu sormak isterim. Yani Türkiye'nin şimdi NATO üyeliği bile aslında Türkiye'nin NATO üyeliğinin orada durmasının sebebi artık Türkiye'nin son dönemde, son özellikle 1-2 yıldır daha pragmatik bir dış politikaya yöneldiğini görüyoruz. Özellikle Suriye konusunda, Irak konusunda, efendime söyleyeyim Karabağ konusunda ve artı enerji politikalarında. Ki enerji politikalarını neyle birleştiriyor? Mısır'la tekrar barışma, yakınlaşma sürecine. Yani geçmişte Sisi ile kesinlikle masaya oturulmaz, onun yönetimiyle diplomasi kurulmaz denirken bugün Mısır'la yakınlaşılıyor. Yani ilişki kuruluyor, en azından öyle söyleyelim, düzeltelim. İsrail'le tekrar ilişkilerin düzeltilmesi söz konusu. Bu da olumlu bir yaklaşım bence bölgedeki dengeler açısından Türkiye için. Artı şu var, Türkiye burada açıkça şunu söylüyor Sayın Erdoğan, diyor ki bize yaptırımlar uygulayan, bizimle bizim hassasiyetlerimizi anlamayan, teröre destek veren, hatta teröristleri destekçilerini parlamentoya taşıyan ülkelerin girişine biz evet diyemeyiz. Evet. Özellikle İsveç, burada Finlandiya'dan çok İsveç'e gönderme yapıyor. Ben şöyle değerlendiriyorum bunu. Türkiye NATO'dan, bakın NATO üyesidir ama NATO'dan çok son 6-7 yıldır pek bir fayda görmüyor. Patriot füzesi istiyor Türkiye. Patriot füzesini alamıyor. F-35 istiyor. Bunu alamıyor. Türkiye'deki NATO üslerinin geliştirilmesi söz konusu olmazken, ileri boyuta taşınmazken, Gümülcine ve çevresi biliyorsunuz, Yunanistan'ın kuzey yakası ve adalar, yani Kuzey Marmara'daki NATO güçleriyle donatılıyor. Büyük bir silahlanma ve üsler daha çok Yunanistan'a kaydırılıyor. Artı dediğim gibi patriotların verilmemesi savunma füzeleri olarak Türkiye'nin S-400 almasından neden oluyor. Bununla birlikte Suriye'deki Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hassas konularda da Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile istişare etmek yerine Rusya ile her ne kadar bazen anlaşmazlığa düşse de Rusya ile istişare etmek durumunda kalıyor. O yüzden İsveç ve Finlandiya konusunda Türkiye'nin izlediği politika kendi açısından ve pragmatik devletlerin ulusal çıkarı bağlamında doğru bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Tabii ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi durumunda gerilimin daha da artması söz konusu. Uluslararası politika açısından da, barış ve düzen açısından da sıkıntı yaratır. Çünkü açıkça Rusya'da bir milletvekili biliyorsunuz şunu söyledi. Yani 20-30 saniyede Finlandiya'yı, 3 dakikada da Büyük Britanya'yı haritadan sileriz dedi. Bunu takip ettiniz mi bilmiyorum. Şimdi tabii dünya medyasında ve dışarıda Kıbrıs'tan da bakıldığında Putin çok sert bir lider olarak gözüküyor ama ben biraz Rus medyasını da takip ediyorum. Gece tartışma programlarını izliyorum. Gerçekten öyle yazarlar, siyasetçiler var ki yani Putin onların yanında çok ılımlı bir siyasetçi olarak kalıyor. Çünkü bıraksanız deyim yerindeyse kılıç kalkanı alıp
Ukrayna'ya savaşmaya gidecek olan siyasiler veya gazeteciler, kamuoyu, kanaat liderleri var. Yani Rusya'da da zaten Putin'e şu anda verilen destek %85, Ukrayna harekatı içinde verilen destek o boyutlarda %90'ları buldu. Böylesi bir durum var dünyada. Finlandiya ve İsveç üyeliği ile ilgili Sayın Çavuşoğlu'nun görüşmeleri var ABD Dışişleri Bakanı ile, biliyorsunuz dün gerçekleşen. ABD diyor ki ortak bir nokta bulunacaktır diye inanıyoruz diyor, ama kısa bir zamanda Sayın Erdoğan'ın açıklamalarına bakılırsa öyle bir olasılık gözükmüyor, ama ne kadar bununla ilgili bir yaklaşım olur, nasıl bir şekillenme olur bilemiyorum. Çünkü tabii ki Türkiye burada NATO üyesi olması yanında bir de nükleer santralını şu anda Rusya'ya yaptırtan, yani Akkuyu nükleer santralını Rusya'ya inşa ettiren, bununla birlikte S-400 alan, ama hep unutuluyor. Şimdi enerji, Akdeniz, biz de Türkiye'den geçsin boru hatları deniliyor, ama Türkiye'den boru hatları zaten Bakü Ceyhan dahil diğer hatlarda ve Türk Akın projesi geçiyor. Türkiye niye bu var olan boru hatlarını riske atsın ki? Son dönemde bu boru hatları üzerinden Makedonya'ya, Sırbistan'a, Bulgaristan'a gidecek olan doğalgaz ve petroller söz konusu. Sırbistan'la da Türkiye'nin ilişkileri hem ticari hem siyasi anlamda son dönemde çok gelişti. Burada Rusya da ortak oyuncu olarak yer alıyor. Yani öyle çok basit değil uluslararası ilişkilerde bazı şeylerin değişmesi diye düşünmekteyim. Kaldı ki bu sürecin, savaşın uzaması halinde ben Avrupa'da da birçok devletin bu yaptırımları bir şekilde deleceğine inanıyorum. Artı zaten bu yaptırımlar ithalat veya yani Rusya açısından ithalat bağlamında daha çok ön plana çıkmakta. Yani o da Kazakistan üzerinden delinmekte. Çünkü Kazakistan'la olan gümrük birliği var Rusya'nın. O şekilde az çok delinmekte. Kaldı ki işte bir tane fast food zinciri dün haber sitelerine düştü. Rusya'daki yatırım şeylerini, mağazalarını, restoranlarını kapatacak. Yani buradan Rusya'nın nasıl bir kaybı olur? Bir soru işareti. Çünkü yatırım yapıp orada parayı kazanan daha çok o fast food zinciridir. Onun yerine alternatif daha ulusal şeyler olur. Zaten Arbat Caddesi'nde veya paralelinde yürüdüğünüzde ya da Yeni Arbat'ta bugün hamburgerciden çok dönerciye rast gelirsiniz. Böyle de bir durum var. Hocam bir taraftan tabii programın yani son bölümünde yani İsveç ve Finlandiya ya da NATO dengesi açısından içerisinde yorumunuzu da yaparken yani Türkiye ve tabii ki dolayısıyla biz de burada Güney Kıbrıs'taki artık bir seçime odaklandık. Yani oradan çıkacak olan sonuç bundan sonra yaklaşık işte bir yıldan biraz az bir süre kaldı. Mauro Yannis'in adaylığını AKEL'den henüz resmileşmese de büyük oranda artık Mauro Yannis AKEL'den aday olacak. Diğer taraftan Hristo Dodilis güçlü bir aday olarak görülüyor. Yani eski Dışişleri Bakanı. Anastasiades'in yeniden aday olabileceği şeklinde bazı iddialar var. Averof Nofitu DC'nin adayı olabilir. Yani genel başkan ancak yani evet, beklenen oyu almayabileceği için bir sürpriz aday yeniden Anastasiades çıkabilir deniyor. Aslında tek tek adayları değerlendirmenizden çok yani Güney Kıbrıs'taki seçimin olası seçimden beklentileriniz nedir? Yani bir de sanırım bugün Havaziz Gazetesi'nin manşetindeydi. Kasulidis'in açıklaması var. Kasulidis'in açıklaması var. Yani bazı yine ön şartlar bu işte Maraş liman benzeri konularda. Bundan sonrası bu perspektiften mi değerlendirmemiz gerekecek? Yani Kıbrıs sorununun bütünsel çözümünden çok parça parça ya da Maraş ya da Maraş üstünden mi okumamız gerekecek? Nedir bütün fotoğrafa nasıl bakarsınız Kıbrıs'a yakın geleceği hocam? Evet, teşekkürler. Ne güzel bir soru bu. Çünkü genelden özele gelmekte yarar var ama. Evet. Levent Bey. Çünkü bizde
petrol ve doğalgaz hidrokarbon kaynaklarının barışı tetikleyeceği düşüncesi var ama ben çok öyle düşünmüyorum. Yani çok kolay bir şey değil bu. Niye kolay değil? Şimdi yakın çevremize baktığımızda Güney Kıbrıs, önce oradan başlayalım. Bu doğalgaz arama çalışmalarını başlattığında 2000'li yılların ortasında ardından kendi münhasır ekonomik bölgesini ilan ediyor. Kıta sahanlığını ve İsrail'le Lübnan'la bunları yapıyor. Lübnan parlamentosu bunu onaylamıyor ama artı Mısır'la aynı şekilde. Ancak Güney Kıbrıs son dönemde bir toplantıda geçtiğimiz gece bunu söylediler. O yüzden dillendiriyorum. Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ın ayrı bir münhasır ekonomik bölgesi olursa ne olur diye Mavroyanis'e bir çalışma yaptırmaya çabalamış. Evet. Mavroyanis bunu iki devletle yol açar diyerekten yapmamış. Ancak bu tabii seçimlerde çok dillendirilecek bir konu olacak sanırım. Tabii Anastasiadis'in burada ne amaç edindiğini bilmekle, anlamak lazım. Büyük ihtimalle Anastasiadis, çünkü oradaki kaynakların kullanımının tek elini almak istiyor kendisi Rum liderliği olarak. Bir tanesi bu. İkincisi, diğer bir konu şu. Nuland'ın ziyaretini olumlu bakanlar, hatta pankart açanlar var ülkemizde, biliyorsunuz coğrafyamızda, yani Birleşik Federal Kıbrıs gibi geldiğinde. Nuland hep daha evvel de söyledi programlarda ve bazen siz de niye hep dillendiriyoruz diye böyle şey var, serzenişte bulunursunuz ama Levent Bey. Ancak Nuland'ın her iktidara geldiğinde ve göreve geldiğinde, Avrasya masası şefi olduğunda bir karmaşa oluyor etrafta. Yani Nuland diyor ki Rusya'nın tek elinden Türkiye'yi de kurtarmamız lazım. Rus doğalgazına bağımlı olmasın. Şimdi Türkiye Rus doğalgazına bağımlı, doğru. 1/3 tüketimini Rusya'dan yapıyor, doğru. Ticarette Rusya'ya karşı dezavantajlı bir pozisyonda, yani ihracat ve ithalatta, doğru. Ama aynı Türkiye, Türk Akımı projesi sayesinde de bir enerji istasyonu olma durumunda. Bittiği zaman bu proje, Türk Akımı projesi. Ve artı bir nükleer santralla sahip olacak. Bir tanesi Mersin, diğeri Sinop. Bir devletin ulusal gücü bakımından enerji, ekonomi önemli. Türkiye çok taraflı bir dış politikayı belirliyor yıllardır. Şimdi tabii NATO üyesi olması sebebiyle tabii ki burada zor bir noktaya da geldi. Bu da bir gerçek. Ama şu ana kadar izlenen politika dengeli gidiyor Rusya-Ukrayna konusunda. Bence çok doğru bir yaklaşım. Ve Türkiye'nin de uluslararası alandaki hem önemini artırıyor jeopolitik hem de prestijini. Ancak geldiğimizde Nuland diyor ki Akdeniz'e geri döndüğümüzde işte Lübnan'daki, Levan'daki, İsrail'deki gazı çıkaracağız ve Rusya'ya bağımlılıktan hem Türkiye'yi hem Avrupa'yı kurtaracağız. Bir, önce yeterli miktarda doğal gaz var mı? Onu sormamız lazım. Sizin sorunuza geleceğim o yüzden. Bir, bu soruyu sormamız lazım. Bu konuda henüz elde bir veri yok. Yeterli miktarda gaz var mı diye. Yani Kuveyt ve Katar gazını aktarma durumu var. O da Suriye'de Rusya'yı yine elimine etmeniz lazım. Lübnan'daki 4. ve 9. parseldeki sektörlerdeki doğalgazla ilgili Total ve Eni şirketleri Rus şirketleriyle çalışıyor. İkincisi bu. Mısır'dan sağlanacak olan doğalgaz, olası doğalgaz Zoh bölgesindeki doğalgazda Rusların da %30'luk bir hissesi var Rosneft'in. Evet. Şimdi burada Rusya ile yeniden bir çatışma noktası var Akdeniz'de. Yani Karadeniz'de olan çatışma, bana göre bir cephe orada açıldı, bir diğer cephe İskandinavya'da açılmak durumunda NATO ile ilgili. Üçüncü cephe Akdeniz'de mi açılacak diye bir soru işareti koyabiliriz. Yani böyle çok pozitif bakanların dışında ben çatışmaya açık bir durumun oluşabileceğini görmekteyim Akdeniz'de ileriki günlerde. Yani çünkü burada komplikasyonların ortaya çıkabileceği bir çaba, tek bir anlı bir çaba durumunda komplikasyonların ortaya çıkabileceğini görmekteyim ki Sisi yönetimi de Avrupa Birliği'ndeki bazı liderlerin demokrasi konusunda kendisine yaptığı eleştirilerden rahatsız.
Bir bu. Sisi'nin alacağı tavır önemli ki Mısır geleneğinde, dış politika geleneğinde her dönem çok yönlü dış politika ve Mısır'ın çıkarlarını üst düzeye çıkarma var ki Mısır'da da Ruslar bir nükleer santral inşa ediyorlar biliyorsunuz. Artı bugün İsrail'deki nüfusun neredeyse yaklaşık üçte biri Rusça konuşmakta. İsrail'le de diplomatik ilişkiler geliştirildi. Kaldı ki Ukrayna konusunda İsrail'in tavrı biraz da tarafsız olarak ortada durmakta. Çok Ukrayna'ya yaklaşmamaktadır. Sebebi de Zelenski'nin o neonazi taburlarla, bölüklerle neyse işbirliğinde olması. Tabii ki İsrail'deki Yahudi cemaatini de ve din adamlarını da rahatsız etmiş durumda. İnsanları da rahatsız etmiş durumda İsrail halkını. Böylesi bir coğrafya. Şimdi bu coğrafya içinde çıkarların tam anlamıyla tüm kesimlerin paydaşları tarafından uyuştuğunu söylemek mümkün değil. Artı Güney Kıbrıs'ın ve Kuzey Kıbrıs'ın üzerinden geçecek bir boru hattının Türkiye üzerinden gitmesi Yunanistan'ın çıkarlarını ne kadar etkiler? Bu soruyu sormak lazım. Çünkü Yunanistan da buradan bir pay almak istiyor. Yunanistan bu payı alacak mı, almayacak mı? Zaten Yunanistan sıkıntıda Libya ile Türkiye arasında yetki sınırlandırma anlaşması yapıldığı için kıta sahibiyle ilgili. Bu da Yunanistan'ı oyun dışında bırakıyor hali hazırda. Artı bir de dediğim gibi Güney Kıbrıs'ın Yunanistan'dan bağımsız hareket edip bu taraftan Türkiye ile ve Kuzey Kıbrıs'ta bir ilişkiye girip doğalgazı var mı yok mu onu da bilmiyoruz dedim ya. Bence zaten hiç çıkarılmasın, kalsın diyorum bazen. Çünkü evdeki bulgurdan olacağız. Bu temiz sahillerimiz de bir sızıntı durumunda zarar görebilir. Kaldı ki fosile olan bağımlılığı da, fosil enerjisine olan bağımlılığı da giderelim diyor bir taraftan Avrupa. Ama diğer taraftan ne olur bu projelerden bahsediyor. Bunlar hep soru işareti. Kıbrıs'ta tüm bu bölgedeki gerçekleri gördüğümüzde Kıbrıs'ta çok yakın bir zamanda kapsamlı bir çözüme gidebilecek olan bir nokta yok gibi gözüküyor. Tabii ki müneccim değiliz. Ne olur ne olmaz bilemeyiz. Ama güven yaratıcı önlemler paketleri üzerinden de bir çalışma Kasolidis'in dillendirmeleri var. Ben bunları da biraz ekonomik olarak da görüyorum. Çünkü Rus turistlerin güneye gelmemesi bu sene ki dün Anastasiadis yaptığı bir açıklamada bu yaptırımların çok da rasyonel olmadığını dillendiriyor. Artık bir kazancının olmadığını, etkisinin olmadığını söylüyor. Aslında bunun sebebi Güney Kıbrıs'taki ekonomik anlamda bir krizin baş göstermesidir. Onun işaretleridir. Çünkü Rus turistlerin gelmemesi Güney Kıbrıs'ı sıkıntıya sokabilmektedir diye düşünmekteyim ben. Hocam, ve o yüzden daha ara formüllerin ortaya çıkacağı bir yaklaşım olabilir ileriki günlerde güven yaratıcı önlemler işbirliği üzerinden. Çünkü Rus turistlerin güneye gelmemesi gerçekten büyük sıkıntı yaratıyor. Sanırım sadece Sırbistan üzerinden bu imkan şu anda sağlanmakta, yürütülmekte. Hocam Temmuz ayında BM Güvenlik Konseyi raporu, Kıbrıs'a ilgili raporu ve tabii ki UNFISIP'in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili süreç sanırım birkaç gün önümüzdeki süreç biraz daha hareketli gibi görünecek. Bu anlamda Colin Stewart'ın Roma'sında da okuduk. İşte önümüzdeki günlerde New York'a gidip daha doğrusu burada taraflarla görüşüp New York'a gidip rapor üzerinde bir diplomasi çalışması olacak. Önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili ben sizi yine de burada konuk etmek isteriz. Ve bu konuları biraz daha Güney Kıbrıs seçimlerinin biraz daha fotoğraf medresin. Tabii ki Mavroyanis'ten bahsettiğiniz onun altını çizelim. Büyük etraftaki değerlendirmeler ve Güney Kıbrıs'taki arkadaşlarımızla gerek basından gerek akademik dünyadan yaptığımız değerlendirmelerde Mavroyanis'in adaylığının aslında DİKO'nun oylarını almak amacıyla yapıldığını ama diğer taraftan da AKEL'in geleneksel seçmeninin bu adaya ne kadar oy vereceğini veya sinerji yaratacağının bir soru işareti olduğuna dair söylemler var, endişe var Mavroyanis'in
siyasal anlamdaki karakterine, AKEL seçmeninin tabanının ne kadar yöneleceğini, yönelmeyeceğini, bunun bir soru işareti olduğu söyleniyor. En önemli nokta bu. Averhof'un da tabii ki biraz evvel bahsettiğiniz, Averhof'un adaylığının olup olmayacağı veya Aristoteles'in bunlar hep soru işareti. O fotoğraf da ortaya çıktıktan sonra daha iyi değerlendirmeler yapabileceğiz diye düşünüyorum. Hocam başarılar dilerim size. Çalışmanıza başarılar dileriz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim. Yeniden görüşmek dileğiyle önümüzdeki süreçte sizi yeniden buradan konuk etmeyiz. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet. Muhittin Tolga Solon hocamızla konuştuk aslında. Özellikle Doğu Akdeniz'deki önümüzdeki süreçte yani bir takım tansiyonun yükselebileceği uyarısı var. Ve Kıbrıs'ta yani şu an için kapsamlı bir çözümden çok belki de bir parça parça sürecin gündeme gelebileceğini en azından bunun böyle bir ipucu olarak bizlere değerlendirdi. Sağ olsunlar. Kendine teşekkür ederiz. Yarın saat 12.05'te bizler yeniden karşınızda olacağız efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.